Hapşırdı. Evet. Belki de sadece alerjidir. Daha büyümüş, ateşi var. Alerji olamaz. 10.000 enfeksiyondan herhangi biri olabilir. Enfeksiyonu geçtim, basit bir soğuk algınlığı bile olsa... eğer nakli yaparsak abiyi öldürürüz. Ne kadar vaktimiz var? Radyoterapi verdik, bağışıklık sistemi yok artık. Steril odada 4 gün. Hadi 5. Bunu bu kadar çabuk çözmemiz mümkün değil. Başka bir donör bulmamız lazım. Bu kadar kısa zamanda 6'da 6 donör bulamayız. Dolap dire nerede? Hı? Hocam Allah kabul etsin. İnanmayacaksın ama Orhan Hoca da senin gibi bir çocuk öldürdü. Henüz ölmedi. 5 gün be hocam, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Anlamayacaksın bile nasıl geçtiğini. Etraflıca düşünmemiş çocuğa nükleer bombayı atmadan önce. Eğer tamamsa işimize dönebilirsek diyorum ki... Donör olan kardeşe geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Geniş spektrumlu antibiyotik harika fikir. Eğer sadece bir çocuğu kurtarmak istiyorsak müthiş fikir. Geniş spektrumlu antibiyotiğin etki etmesi en az 1 hafta sürer. Bize dar spektrumlu antibiyotik lazım. Kaç, en fazla kaç günü kalmıştı? 5. 5. Bebek kaç yaşında? Bebek değil hocam. Mete 10 yaşında. Abisi de 14. Bebek benim köpeğim, bana laf çıkıyor. 17. Neden? Maşallah. Kaç? 109 falan etmiyor mu insan yaşıyla? Ne yapıyor, hala yaşıyor, ne gerek var? Orhan Hoca'nın köpeğini konuştuktan sonra 5 gün -30 saniyemiz var. Bütün testleri yapmak lazım. Parazitler, dışkı örnekleri, antikor testleri. Kampanella olası tüm enfeksiyon testleri için negatif. Neden? Çünkü enfeksiyon belli belirsiz. Şimdi test yapmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Kan da bulsak bulsak ne buluruz? Sadece saman buluruz. Bize iğne lazım. Kapito. Anlamadınız. Şöyle anlatayım. Donörü daha da fazla hasta edeceğiz. Hocam, donduracağız onu. Islatacağız. Bağışıklık sistemini çökerteceğiz. Ondan sonra bir bakacağız. Aa, samanlıkta bulabileceğimiz kadar büyük koskoca bir yorgan iğnemiz var. Hocam, onu daha da hasta edersek enfeksiyonun tüm vücuduna dağılma riskini arttırmış oluruz ama. Olsun. Yeter ki enfeksiyonun ne olduğunu bulalım. Gerisi kolay, tedavisi kolay. Her zaman yaptığımız şeyi yapmamız lazım. Çocuğun evine gidelim, enfeksiyon kaynağını araştıralım. Zaman kaybı. Sen enfeksiyonun evde olduğunu düşünüyorsun, ben hastada olduğunu düşünüyorum. Çocuğu bilerek hasta etmek daha mı güvenli? Git, tamam. Çıkmıyor muyuz? Benim kısa bir işim var. İstersen dışarıda buluşalım. İşin var? Özel bir iş mi? Yok. Gel istersen. Olur, geleyim. Bizimle ne hakkında konuşacaklar? Ateş Hoca ve Orhan Hoca nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceğimizi anlatacaklar size. Herhangi bir çözümünüz var mı? Yani tam nakil aşamasında böyle bir enfeksiyon çok büyük bir sorun değil mi? Birazdan bütün sorularınıza yanıt alacaksınız. Merak etmeyin lütfen. Merhabalar. Mehmet Ali Çağlar ben. Çocuklarınıza bakan doktorlardan biriyim. Merhaba. Oğlunuzdaki enfeksiyonun dış etkenlere bağlı olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden evinizde bir arama yapmak istiyoruz. Ha. Her zaman yaptığınız bir uygulama mı? Yoksa şüphelenmemizi gerektiren bir sebep? Gerekli gördüğümüz durumlarda yaptığımız rutin bir uygulama. Bunu bütün hastalarımız için uygulamaya çalışıyoruz. Doğru. Mümkünse evinizin anahtarlarını alabilir miyim? Çantamı getireyim.
Yani neden böyle bir şey yaptın? Hastalara evlerine gireceğimizi söylemiyoruz. Neden söylemiyoruz? Çünkü bizden en ufak bir ayrıntıyı bile gizlemelerini istemiyoruz. Yani haklı gerekçelerimiz var. Sence şu anda bizden önce eve gidebilirler mi? Tabii ki hayır memeleri. Ama artık doğru olanı yapmak istiyorum. Hastalar için de doğrusu bu. Madem özel hayatlarını kurcalıyoruz, ne halt ettiğimizi bilsinler. Bak, ben bu yaptığın yanlış ya da mantıksız demek istemiyorum. Sadece bunu hekim olma sorabilirdik diyorum. Söylemek istediğimi anlamıyorsan sorduğumu varsay. Mete'yi tam olarak ne kadar hasta edeceksiniz? Yani çok hastalanabilir. Bu tabii ki hiç kimsenin tecrübe etmesini istemediği bir şeydir ama bizim için... Şemsiyen yanında yokken yağmura yakalanırsın ya, o hesap. Hadi lütfen formu imzalayın. Yani tabii ki bu kadar basit değil. Bizim yapacağımız şey biraz daha karmaşık. Mete'ye lokoferez yapmak istiyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse Mete'nin kanını akvivarları filtreleyen bir makineden geçireceğiz. Peki akvivarları olmadan zamanında iyileşebilecek mi? Tanıyı koyar koymaz akvivarları geri pompalayacağız. Böylelikle nakli vaktinde yapmak için enfeksiyonu tedavi etmiş olacağız. Ama garanti veremiyorsunuz. Yok, garanti yok. Ne yazık ki bizde garanti yok. Kampanya yok, geri çağırma yok. Araba satmadığımız için öyle şeyler yok. Neyse, oğlunuzun hayatı kayıp giderken bence muhabbeti kısa keselim. Öncelikle şu formu imzalayalım bir zahmet, buyurun. Gerçekten bunu yapmamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet. Evet. Pardon. Pardon senin aslan hocam. Özür dilerim, buyur. Sizin aileniz olduğu için kararı sizin vermeniz gerekiyor. Evet, gerçekten bunu yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Şunu diyecektin, diyemedin. Sizin aileniz, sizin kararınız. Yani neyi tartışıyorsun ki? Evet dediler sonuçta işte. Evet dediler ama sana yetmiyor. Sen bir de üstüne iyi hissetmelerini de istiyorsun. Evet istiyorum. Çünkü ben hastalarımı aylarca, bazen yıllarca tedavi ediyorum. Böyle senin gibi 3-5 günde değil. Ben senden daha uzunum ama. Doktor, hastalarım bana güvenmezse ben işimi yapamam. Tamam mı? İşte bu güven sayesinde onları yönlendirebilirsin ama. Ya... Tamam, bu yönlendirme meselesine başka bakıyoruz. Ama şunu unutma, her zaman başka seçenekler vardır. Evet, aileleri daha kötü seçimler yapmaya yönlendirmek gibi. En azından kendi seçimleri oluyor. Çocuklarını cenazesinde pişmanlık duyacakları türden bir seçim. Ay ya, of, tamam. Mehmet Ali ile konuş bu arada. Konuşuruz. Zamanı gelince onunla da konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.